Cumhurbaşkanı'nın yakın çevresinden başlasın demiştiniz. Dün Cumhurbaşkanı'ndan yanıt geldi. Eşimle değil benimle konuşsun diye sert eleştiriler de yaptı. Airbus'larla ilgili de bunlar stratejik ürün dedi. Bir davet olarak yorumluyor musunuz Cumhurbaşkanı'nın benimle konuşsun çağrısını? Değerli arkadaşlarım, orada dikkat çekmek istediğim nokta şuydu. Eğer bir ülkede onlarca çocuk, yüzlerce çocuk yatağa aç giriyorsa, eğer bir ülkede çocuğuna pantolon alamadığı için intihar eden bir baba varsa, eğer bir ülkede Kübra bebek açlıktan ölmüşse ve siz kalkıp Fransız mallarını boykot edin diye bir çağrı yapıyorsanız, önce topluma örnek olacak kişiler sizlersiniz. Ben topluma örnek olması gereken, yaşamıyla da topluma örnek olması gereken devlet yöneticilerinin yoksulluğun bu boyutlarda olduğu bir dönemde 50 bin dolarlık çantayla gezmelerini doğru bulmam. Vicdani değil, ahlaki de değil, açık söylüyorum imani de değil. Hazreti Ömer'in bir adalet kavramı vardır. Bu adalet kavramı aslında evrensel bir kavramdır. Dünyanın her tarafında insanlar bu adaleti ararlar. Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyorsa sevgili peygamberimiz, komşusu bırakın aç olmayı, binlerce kişi açken siz 50 bin dolarlık çantayla gezemezsiniz. Ben bunu söyledim. Ben bir kişiyi hedef almış değilim. Ben sadece devleti yönetenlerin Türkiye'ye örnek olmaları gerektiğine dikkat çektim. Bir boykot çağrısı yapıyorsanız önce boykotu siz yapacaksınız. Siz yapacaksınız. Ben her zaman, her yerde, her ortamda adaletten yana oldum. Adaleti savundum. Adaletin ne kadar değerli olduğunu söyledim. Adalet mahkemede dağıtılan bir şey değildir. Adalet önce insanın vicdanındaki terazidir. Çocuk aç yatacak, işsizlik almış boyunu gidecek. On binlerce, on milyonlarca gencimiz işsiz olacak. Ben kalkacağım, boykottan söz edeceğim. Ben saraylarda krallar gibi yaşayacağım. Vatandaş perişan olacak. Ben bunu dile getirdiğimde de efendim eşimle değil benimle konuş. Ben seninle zaten her zaman konuşmaya hazırım. Senin dünya kadar televizyonun var. Söyledim. Kendine güveniyorsan, mangal gibi yürek varsa, eğer dünyaya meydan okuyorsan, bir de bana meydan oku kardeşim. Çıkalım senin televizyonuna. A Haber var, diğerleri var, çıkalım. Üstelik sen seç gazetecilerim. Yüreğin varsa, cesaretin varsa beraber tartışalım. Bu kadar açık, bu kadar ne söylüyorum ben. Ama şunu da ifade edeyim değerli gazeteci arkadaşlarım. Erdoğan sinirlerine hakim olan birisi değil. Hiçbir padişaha, hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar sarayları var. Hiçbir Osmanlı padişahının bu kadar sarayı olmadı. Kendisine tavsiyem şu. Bu saraylardan birisine gitsin, otursun. Yanına ekonomiden pembe masallar diye bir de kitap alsın. Damadının yazdığı kitabı alsın. Arada sıkıldığı zaman da A Haber'i okusun. Dolayısıyla kendi dünyasını kendisi yaşasın. Türkiye'nin gerçeklerinden koptular. Türkiye'nin hangi koşullarda olduğunu bilmiyorlar. Ya dolar almış başını gidiyor. Bakın ben o konuşmamda değerli gazeteci arkadaşlar, o konuşmamda işsizlikten söz ettim. Esnafın derdinden söz ettim. Her şeyden söz ettim. Ama onun kafasında kalan ne? 50 bin dolarlık çanta kalmış kafasında. 50 bin dolarlık çanta kalmış. 50 bin dolarlık çantayı bu ülkede ülkeyi yönetenlerin kendileri taşıyamazlar. Bir daha söylüyorum. Devleti yönetenler her açıdan kendileri ve aileleri örnek olmak zorundadırlar. Örnek olmak. Siz açlıktan çocuklar ölürken 50 bin dolarlık çanta taşıyorsanız, ben buna vicdani olarak da insani olarak da isyan ederim. Ve isyan ediyorum. Efendim niye böyle söylüyorsun? Söyleyeceğim efendim. O insanların hakkını hukukunu savunacak birisi lazım. O da benim arkadaşım. Ben bunu yaparım. Efendim dün Cumhurbaşkanı 29 Ekim mesajı yayınladı. 29 Ekim mesajında Türkiye demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti
diktasından darbelere kadar birçok alanda tüm engellere rağmen açtı dedi. Tek parti diktası vurgusu vardı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Tek parti dönemi adı üstünde zaten tek parti. Bir devletin kuruluşu arkadaşlar. Devleti kuruyor. Bakın devleti kuran ne söylüyor biliyor musunuz? Cumhuriyeti kurduğu zaman. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Niye söylüyor acaba bunu? Bugün milyonlarca kendisini kimsesiz hisseden insanlar var. Erdoğan bunu düşünüyor mu acaba? Ben gençlerle konuşuyorum. Büyük bir kısmı umutsuz. Bugün konuşurken neden umuda vurgu yapıyorum? Hiç kimsenin umutsuz olmaması gerektiğini niye söylüyorum? Bunun için söylüyorum. Yazıktır, günahtır bu memlekete ya. Tek parti dönemi. Ya senin dönemin ne o arkadaş? 20 Temmuz sivil darbesi dönemi yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Kitap yasak diyor musun? Yasak diyorsun. Gazeteci hapse atıyor musun? Atıyorsun. Twitter'dan seni eleştiren bir yazı çıktığı zaman sabahın köründe polisler basıyor mu? Basıyor. Ya bir darbe dönemi yaşıyoruz. Hangi demokrasiden söz ediyor? Hangi demokrasi? O dönem tarihin altın sayfaları dönemidir bakın. O dönem tek parti var ve dünyada tek örneği var. Tek parti döneminde bağımsız iradeyle çok partili hayata geçirmiştir 1946 yılında. Ve dönemin en güçlü insanı seçimi kaybettiği zaman da yürüyerek Çankaya'dan evine gelmiştir ve teslim etmiştir iktidara, kazanan iktidara. Ve şunu söylemiştir. Bu yenilgi benim için en büyük zaferdir. Çünkü ben bu ülkeye demokrasiyi getirdim. Şimdi demokrasi var mı bizim ülkede? Hadi ben söylüyorum diyelim ki efendim muhalefet partisi demokrasi yoktur dedi. Ya bütün dünya Türkiye'de demokrasinin olmadığını zaten söylüyor. Fransız mallarını boykot ediyorum diyor. Boykot edin, vatandaşa çağrı yapıyorsun. Ya bu vatandaş Fransız malını alacak parası var mı ya, hiç düşündün mü sen? Hiç düşündün mü sen bunun? Bakın 50 bin dolarlık çantayla askıda ekmeğin bir arada tartışılması hepimizin ortak bir şekliyle düşüncesini oluşturmalı. Bir tarafta askıda ekmek var, efendim bir tarafta da 50 bin dolarlık çanta taşıma var. Nedir Allah aşkına bu? Ben bunu eleştirmeyecek miyim? Dünyanın her tarafında devleti yönetenler eşleriyle beraber toplumun gözündedir. Toplum onlara bakar. Onlar da topluma örnek olmak zorundadırlar. Bir daha söylüyorum. Onlar da topluma örnek olmak zorundadırlar. Saray sosyetesi diye bir sınıf çıktı ortaya. Yeter artık ya. Sen taşıyacaksın 50 bin dolarlık çantayı, ben ağzıma bant çekeceğim. Niçin? Hangi gerekçeyle? Benimle konuş. Seninle konuşuyorum. Cesaretin varsa gel. Yüreğin varsa gel. Boyun var, busun var. Niye karşıma çıkmıyorsun? Benimle konuşacaksan benimle gel, hesaplaş. Evet, kısaca bu. Askıda ekmek, böyle bir şey yok Türkiye'nin gündeminde. Evine ekmek götüremeyen yok ifadesi var Sayın Cumhurbaşkanı. Erdoğan ne diyecek arkadaşlar ya? 50 bin dolarlık çanta taşırsınız. Airbus'lara binersiniz. 13 tane uçağınız var. Saray, hiçbir Osmanlı padişahına nasip olmayacak kadar sarayınız var. Ya arkadaşlar, adam sarayda bakıyor herkese, herkesin ekmeği var. Bakıyor herkesin karnı doymuş. Bakıyor herkesin keyfi yerinde. Bakıyor herkes biri değil, birkaç yerden maaş alıyor. Bakıyor diyor ki burada bir sorun yok. Ekmek hani var ya Fransız devriminde. Ekmek bulamazlarsa pasta yesinler diye. O dönemi yaşıyoruz biz yani. Askıda ekmek uygulamasını kim başlattı? Sayın Bahçeli başlattı. Niye başlattı? Evine ekmek götüremeyen insanlar var bu ülkede. Onun için başlattı. Doğru muydu? Doğruydu. Bir daha söylüyorum. Doğru muydu? Doğruydu. Evine ekmek götüremeyen var mı? 10 binler var. 10 binler. Defalarca söylüyorum. Ya arkadaş, çöp konteynerlarından, pazar artıklarından geçimini sağlayan 10 binler var. 10 binler. Saray, sana söylüyorum. 10 binler var. 10 binler. 10 binlerin saray artıklarından beslendiği bir Türkiye. 21. yüzyılın Türkiye'si. Adamın dünyadan haberi yok ya. Dünyadan haberi yok. Sen kendi vatandaşından, cumhur olacaksın, vatandaşından korkuyorsun. Anıtkabir'e gidiyorsun, yandaşları topluyorsun, beni alkışlayın diye. Ya arkadaşlar, devleti yöneten bir kişi kendisini alkışlayacak adamlar toplarsa o devleti yönetemez artık. Türkiye bu noktada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti fiilen yönetilmiyor. Liyakat yok, ahlak yok, erdem yok,
bilgi yok. Hiçbirisi yok. Devlet yönetilmiyor. Devlet savruluyor. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Hiç kimse ama hiç kimse umutsuzluğa kapılmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün bu olumsuzlukları aşacaktır. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Aşma konusunda da açık ve ne söylüyorum. En büyük güvence Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Teşekkür ederim. Teşekkürler.